İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bitcoin'de, küreselde, kripto, tüm kripto piyasasının hacmi arkadaşlar 1.11 trilyon dolara kadar yükseldi. Bu insanlar için güven verici bir durum. Şimdi Bitcoin abi neden yükseliyor? Ayrıca şunu da görüyoruz ki Bitcoin'le birlikte altının da yükseldiğini görebiliyorsunuzdur. Bu neden biliyor musunuz dostlar? Bu Ağustos ayında rahatlayacağız diyorduk ya işte. Bunun ana nedeni arkadaşlar Powell'un konuşmalarıydı. Powell'un bunların en sonunda parasal gevşemeye, rahatlamaya gideceğiz demesiydi. Resesyona özellikle bakın altında da Bitcoin'de de bu körükleyen yükselişler ABD'nin resesyona girişi. Aslında tüm küresel piyasalarda böyle bir algı oluştu. Yani Powell ne kadar dese de biz resesyona girmedik, böyle bir şey yok dese de artık ABD resesyona girmiş durumda arkadaşlar. Ben neden rahatım? Daha önceki videolardan da bahsettim arkadaşlar. Ben artık o geçmişte olan Luna krizine benzer bir kriz görmedikçe rahatım. Çünkü bizi en çok tehlikeye sürükleyen o krizdi. Öyle bir krizin olmadığı süreçte de ben rahatım. En son 17 bin, 18 bin dolarları görmüştük. Artık önümüzün biraz daha açık olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayında rahatlayacağımızı hep konuşmuştuk. Resesyon, ABD'nin Powell'un da resesyon kelimeleriyle birlikte de yani piyasa algısı olarak resesyona giren bir ABD'yi de göze aldığımızda bu yükselişleri görüyoruz. Şimdi altın bundan yükseliyor arkadaşlar. Dolar küreselde biraz düşmüş durumda. 105 küresel dolar endeksi 105 civarına da düşmüş durumda. Böyle olunca da Bitcoin'deki yükselişler biraz daha hızlandı. Peki ya Shiba? Shiba neden yükselmiyor gibi sorular alıyorum. Arkadaşlar tüm coinlerde azar azar yükselmeler var. Bazı coinlerde ise evet %60, %70'e varan yükselişler var. Fakat bu coinler düşük hacimli coinler arkadaşlar. Daha biz küresel piyasaya 1.11 trilyon dolara ulaşmışken bunun biraz daha fazla olması lazım ki yeni para akışları Shiba'ya olsun, başka coinlere de olsun akacaktır. Eğer şiştikçe, balon şiştikçe hepsi zamanla yükselişlerini sürdürecektir. Bu bir balon olduğunu düşünün ve buraya hava ne kadar girerse o kadar şişer arkadaşlar. Yani anlayacağız tüm kripto camiasında da para aktıkça önümüz açık olacaktır. Ağustos ayında ben hala şunu düşüncedeyim. Ağustos ayı boyunca rahatlamalar gelecek diye düşünüyorum. Eylül için ise Eylül'de biliyorsunuz Powell sürpriz bir büyük faiz artışı yapabiliriz demişti. Bunu da Eylül ayına yaklaştıkça masaya yatıracağız arkadaşlar. Ayrıca daha çok günlük verilerden çok işte günlük olarak grafikleri inceliyorlar ya arkadaşlar. Bunlara bakmayın. Artık piyasalarda bunlar sökmez. Çünkü normal gidişatta değildik biz. Burada artık siyasi verileri inceleyeceğiz. ABD borsalarının durumunu inceleyeceğiz. Tüm genel ülkelerin siyasi politikalarına bakacağız. Ona göre hareketler edeceğiz. Şu an Ağustos ayı güzel gidiyor. Rahatlama ayı diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bundan sonra Eylül'e doğru geçiş yapacağız. Eylül'de de son durumu değerlendireceğiz ve konuşacağız. Muhtemel olarak rahatladığımız süreç boyunca da Shiba'da da farklı coinlerinde de yükselişler göreceğiz. Peki Shiba pump yapar mı? Arkadaşlar Shiba öyle bir coin'dir ki biliyorsunuz zamanı geldiğinde pump da yapabiliyor ama bunu kestirmek gerçekten zordur. Yani piyasaya bir algı da yaratmak önemli. Bu algı nasıl yaratılacak? Onu Shiba geliştiricileri tarafından da yeni bir ürün eğer karşımıza bir an çıkarsa Shibarium gibi bu pump yaptırabilir. Bu gibi durumlar pump yaptırabilir. Ama burada önemli olan zaten yeter ki Bitcoin yükselsin, yeter ki kripto hacmi artsın, yeter ki para akışı gelsin, güven duygusu gelsin arkadaşlar. Gerisi gelir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz.